Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Zerre kadar imanımızda bir inkişafa vesile oluyorsa, en büyük dünyanın fani metandan daha kıymetli. En küçük baki, en büyük faniden büyüktür, mahir. Zerre kadar imanımıza katkı yaparsa, sonsuz şükürler olsun. Mevzunun içerisinde katkı yapacaksa veya şurası izah edilse daha iyi olur diyeceğiniz varsa sorabilirsiniz. Bak burayı anlayamadım. Ve şöyle olur mu diye sorma vardır. Çünkü güzel bir yer, insan ve ruh ilişkisinden ve kainatı Allah nasıl idare ediyor? Küçük bir modelde onu görmek. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad halaknal insane fi ahseni takvim ve fil ardi ayatun lil mukminin. وَفِي أَفُسِّكُمْ اَفَلَا تُبْسِرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ 51. surenin 20 ve 21. ayetler, 95. surenin 4. ayeti, 2. nokta, sözler 687, 2. nokta mühim bir sırr-ı ehadiyeti işaret eder. Sırr-ı ehadiyet, bütünü bir yerde cem etmek. Mesela, vahdet, vahidiyet. Farkını söyleyeyim. Bu mevcudat farklı gözüküyor. Dağlarıyla, tepeleriyle, güneşiyle, dünyanın dönüşüyle, mülküyle, melekütü, fizik ve metafizik, karanlık ve aydınlık yani karma. Hakikatta bir bütündür. Vahdet var. Bir bütündür. Farklılıklar tek. Yani tek bir sistem. İşletim sistemi çalışıyor. Buna vahdet denilir. Bunu bu hale koyan ve bunun sahibine vahidiyet denilir. Bu sistemin sahibi. Şimdi bunu bu kainatın 18 bin alemini, arşını, arş-ı azamını, cennetini, cehennemini, Cebrail'i, Mikail'i, alem-i misal, alem-i ervah, yani Allah'ın dışında her şeyi insana cem etmiş. Bu da ehadiyetinin tecellisi. Yani bütünü cüzde. Kainat kül, insan cüz. Veya cüz isim. Şöyle ki, nasıl yapmış diyeyim. Mesela biz daha ailede imtizaç yapamadık. Karı koca kavgalar ediyoruz. O da akıllı, ben de akıllı. O da Müslüman, o da dava adamı. Belki de derse de gidiyor. Yani o oğlumuzla, kardeşimizle daim tezat sağlayamadık. Cansız, ruhsuz, akılsız olan şu mevcudatı birbirine muavenet ettirmek. Yardım ettirmek, imtizaç ettirmek, bir yapmak. Kullanılan teknolojiye bak. Kullanılan teknolojiye bak. Nasıl bir teknoloji kullanmış? Aynı küçük onu, o zordur. İhatası zordur. Ama onun küçük bir modeli var, insan. İnsanda bak görürsün. Yani nefes alıyor, ses alıyor, ses veriyor. Değil mi? Pompalıyor, soğutma sistemi var. Efendim, hareket sistemi var, egzoz sistemi var. İnsana bakılarak yapılmış. Mesela arabada egzoz sistemi olmasa ne yapacaksın? Nereye nasıl atacaksın? Soğutma sistemi var. Değil? Devri daim sistemi var. İnsan denilen bir sistemden yani yapılmış. İnsanın nasıl ruhu bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki, ruhun cesede münasebeti suyun buza münasebeti gibi. Veya bir kalem düşünün,
odun, kalem gibi bir odun yani. Odun, ha, bu odun olsun. Neresinde nur var? İçi yok. Her yeri. Mesela bir bardakta su vereyim. Sen gitme. Mesela bir bardak var, bir de bardağın içi var. Bardağın içinde su var deyince iki ayrı bir yapıdır. Bardak ve içi. Odunun içi yoktur böylelikle. Odunun içi deyince bardak, su. Ayrı iki birim. Hayır. İki zıt birim, duman ve nur, kendisini odun olarak göstermiş. Odunun içi dersen, içi var, bir ayrı. Hayır. Odunun, odunda nur var. Bir de duman var. Yaktığımız zaman göz gözü görmez dumanı çıkınca. Nur ise her yeri aydınlatır. İki zıt aynı yerde. Odunun neresinde nur varsa, orasında duman da vardır. Bak burası çok önemli. Bunu kaçırmayın, güzel bir misaldir. Cesedin neresinde ruh var, onu anlatmaya çalışıyorum. Neresinde nefis var? Odunun neresinde nur varsa, bedenin orasında ruh vardır. Odunun neresinde duman varsa, örten, kapatan, gizleyen, küfür, yani Arapçada örten, bedenin orasında nefis vardır. Kendisini iki zıt, kendisini odun olarak göstermiş. Ahiret de böyledir. Ahiret neresindedir dünyanın? Dünya veya ahireti neresindedir? Odunun neresinde nur varsa cennet dünyanın orasındadır. Odunun neresinde duman varsa dünyanın orasındadır cehennem. O kadar incedir aramızdaki fark. İşte gaflet onu kalınlaştırmış der Mesnevi'de. Yani mülk ile melekut ne kadar kısa mesafe, ne kadar uzundur. İlim ile cehalet ne kadar kısa, ne kadar uzundur. Mülk ile melekut, şehadet ve gayb. Ustad, alem-i şehadet için de tenteneli bir perdedir diyor. Şöyle türler var ya, böyle deliklidir, uzaktan bakınca satih olur, düz olur. Ama yaklaş, açı. Aynı dünya böyledir. Dünyayı odun düşünün, üzerinde oynuyoruz karıncalar gibi. Odun gibi zannediyoruz. Odundur, doğru. Ama iki zıttın üzerindeyiz. Duman ve nur. Ahiret de böyle. Şimdi beden-ruh ilişkisi, odun-nur ilişkisi gibi düşünün. Böyle bir münasebeti var. Başka? Bütün azasını ruh, farklılıkları birbirine tanımıyor. Boşaltım sistemi, doldurma sistemi, savurma sistemi. Bu maddi tarafı. Ya bu duygular demiyor. Nefret etme, sevme. Değil mi? İki zıt şey. İnsan zıtlarla cem edilmiş. Veriyor, vermiyor. Dosttur, düşmandır. Acayip bir şey ya. Aldatıyor, sadıktır. Sıdk ehlidir, kisp ehlidir. Böyle bir acayip bir mahluk ya, bir garip yani. Garip. Yani bütün beşer kendisiyle meşgul olmuş, dibini bulamamış. Çünkü insanın eseri yoktur. Size bir şey söyleyeceğim de garibinize gidecek. Alışanlar bizim şeylerimize, belki onlar alışmıştır. Allah'ı tanımak kolaydır. İnsanı tanımak zordur. Çünkü Allah'ın eseri var. Allah'ın sanatı var. Benim sanatım yok. Ancak böyle derslerle enfüse dönersem, mülk ile melekütü beraber işlersem, kendime mana yükler, yatırım yaparsam, o nispete tanımlama yaparım. Ne kadar kendine yatırım yaparsan, ne kadar kendini tanırsan, o nispette dünyanın tazikatından kurtulursun. Dünyanın sıkıntısı, kahtu galası, belası, derdi nereden kaynaklanıyor?
kendimizden uzaklaşma nispetinde oluyor. Hep hariçte yaşıyoruz. Dahile gelemiyoruz. Çünkü dahilde öyle bir şeyler yok zaten. Odundayız, odunlaştık. Nura geç. Yaktığın zaman Bayrampaşa'nın neresinde artık? Odunsa buradasın. Muhittin Arabi'ye demişler ki, insan nedir? Muhittin Arabi demiş ki, Allah şefaatine mazhar eylesin. Levme diyorum ona zındık-ı kibir diyenleri. Allah şefaatine mazhar eylesin. Amin. Senin işine gelmezse amin deme. Dedi ki, insan nedir diye sormuşlar. Bak bak, insan odur ki, Allah'ın dışında bütün kainata şecere-i hilkat denilir. Bütün kainat ondadır ama o kainata, kainata sığmamıştır. Peki nerededir? Ben de bilmiyorum. Bütün kainat ondadır. Burası Bayrampaşa değil mi bu semt? Evet. Peki size şöyle desem. Bir saray var burası. Bayrampaşa içinde. Bayrampaşa'nın içerisinde de İstanbul. İstanbul içinde de Türkiye. Onun içinde de dünya. Onun içinde galaksi. Peki bu saray nerede? Bir saray var, saray. Dinliyor musunuz? Saray var. Sarayın içinde şehir var. Şehrin içinde alem var. Bir daha tekrar edeyim. Bir saray var. Tamam. O sarayda bir alem var. Şehir var. Orada da alem var. Alt kelimesine fert adla gelelim. Şu kainat öyle bir saraydır ki Allah Allah. O sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var. Şu kainat öyle bir saraydır ki saray. O sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var sarayın içinde. Ve şehir var. O şehirde de her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. İlah. O saray insan. Onu anlatıyor da. Bil kendini, ne kadar bilirsen kendini çöplükte harcamazsın. Çünkü değerlisin. Çocuk için balon altından kıymetlidir. Kedi için muhabbet kuşu, o güzeli muhabbet kuşu, balık kafasından farkı yoktur. Öküz için gül ile ot aynıdır. Gafil için dünya ahiret eşittir. Ahiretmiş. Oho çok uzak. Bütün azasını böyle bir yapı var. Bak farklı organlar var. Manaya göre elim hareket ediyorum, ağzım oynuyor. Düşünceme göre birisi bir şey dedi, surat asıyorum falan. Suratımı değiştiriyorum. Fiyakam değişiyor, firakam. Bunları yapan ceset değildir. Reddeden, kabul eden ceset değil, ruhtur. Ruh inkar ediyorum derken ruhuyla inkar ediyor ruhunu. Böyle insanlar da var. İnsan sureti. Reddeden, kabul eden ruhtur ve ruhuyla diyor ki, ruhu kabul etmiyorum. Şimdi sen bunları biliyorsun, bunları okudun. Tamam. Şimdi karşına benim karşıma çıktı. Şöyle baksan, sen ne bakarsın? Benim yerime koy kendini. Bak Allah Allah. Çok tuhaf yani. İnsan suretinde acayip. Size bir şey söyleyeyim mi? Şaşıracaksınız. Bir de şaşırma. Şimdi ikinci cümlemiz olsun. İnsan suretinde çok şeytan gördünüz ama farkında değilsiniz. Sıfatı demiyorum. Aynen bizzat şeytan insan suretine girebiliyor. 19. mektupta var. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a suikast yapmak için insan suretine girmişti. Suikast için. Değil mi? Birkaç tane kılı var. Gösteriyor şu an. İnsan. Üzerinde diyor misafir bir alameti yoktu diyor. İnsan. Ben mecaz söylemiyorum. İnanın çok insan suretinde
Yani şeytanlaşmış insandan bahsetmiyorum. Bazı ölmüş insanların veya yaşayan bir zındığın simasında şeytan veya kendine has bir tiple gelmiştir. Görmüşsünüzdür ama fark etmemişiz. Demek ki bütün azasını, insanın şu farklılıklarını, eczasını birbirine yardım ettirir. Ne o? Ruh. Yani irade-i ilahiyenin cilvesi olan evamir-i tekviniye ve o emirden vücud harici giydirilmiş bir kanun-u emri ve latife-i Rabbani olan ruh. Ruhun dört özelliği var. Bir, bir cevherdir bu noktadan. Cevher, evamir-i tekviniyedir, mahluktur. Allah buna bir, zihayattır, zişuurdur, kanun-u emri, vücud harici diye dört tane sıfatla. Ben kaba taksit yapıyorum. Hemen bir derste meşgul olmayanlar, tabii yeni gelenler anlamayacağını biliyorum ama kafalarında kalsın böyle. Anlamıyor deme, anlamıyor deme. Yani demedin, duymadan mı ölecek şimdi? Duy, anladığın kadar şükret işte. Ruhu bir kanun emridir. Evamiri tekviniyedir. Mahluk değildir. Ona meccul denilir. Ona zihayattır. Hayat, zişurdur, kanun emridir, vücud haricidir. Dört tane özellik takınca oldu mahluk. Şimdi dört özellik takıldı bile gibi. Buna bir şey saralım ya, bir paket saralım. Bir glaf-i latif, bir beden-i misalesini sarmış, sonra gitti cesede koymuş. Böyle bir şey var, işte o konuşuyor sizinle. Ben oyum, siz de osunuz karşımda. Ama elbise kullanıyorsun. Abi nasıl? Ben muhatap gömleğe misiniz siz? Ama ilk önce gömlek görüyorsunuz. Siz benim konuşmalarımda siz gömleği kaynak kabul eden adam gömlektir demek ki. Çünkü ben gömlekte ifade ediliyor. Ha, bu nasıl giymişsem bedeni de giymişim. Bedeni de giymiş. Yani hisseden, nefret eden, kabul edip reddeden, inanan, inanmayan, aşk, muhabbet, gadab, hepsi ruhsaldır. Bedensel bir, bedenin fonksiyonu değildir. Eğer bedenin fonksiyonu olsaydı 60 kilo olanlar, 2 tane 60 kilo, 5 kilo, 5 tane 60 kilo olanlar hepsi aynı fonksiyonu gösterirdi. 1 kilo da şeker aynı iş yapıyor, 1 kilo da şeker aynı iş yapıyor. 1 kilo şeker, 1 kilo şeker, 1 kilo şeker. Ne yapar? Bu bale yapmaz, bu da şeker, bu da şeker. Farklı bir şey olur mu? 60 kilo adam, 60 kilo adam, 60 kilo adam, 60 kilo adam. Niye farklılık olsun? Çünkü her şey maddenin fonksiyonuysa o zaman madde aynı, miktarı aynı. Hatta yerken de buna bir kuru fasulye tabak verdim, buna da ver, buna da ver. Bütün özellikler aynı. 60 kilo ve yenilen de aynı. Aynı şeyi mi düşünürler? Peki bu farklılık nerede? Ruh böyle 100 trilyona yakın hücreyi bir anda idare ediyor. Değil mi? Hatta aşmış. 100 trilyon. Peki bunu idare ediyor. Bir iş bir işe mani mi? Ya tırnaktaki şeylerle uğraşan kafadaki nasıl idare edeceğim? Bu kolu idare ederken hücrelerin kaslarını, liflerini burayı nasıl idare edeceğim? Sıra var mı ruh için? Yok. Peki güneş için sıra var mı? Vallahi Bayrampaşa'nın otları ne kadar vardır sizce ot Bayrampaşa'da? Yaprak mesela. Bir anda Bayrampaşa'ya vururken güneş Afrika'ya, Arabistan'a da vuruyor mu? Yarım küremiz aynı. Türkiye Cumhuriyetleri'ne de vuruyor. Avrupa'ya da vuruyor değil mi? Peki armut yaparken şeftali yapıyor. Koyunun tüyünü büyütürken insanı da ısıtıyor. Farklı farklı işi farklı yerlerde aynı anda yapması. Güneşi farkında mısınız? Ha, yarın nurani olan, hayat sahibi ve ruh sahibi olmayan güneş. Yarım nurani olan ve hayat ve ruh sahibi olmayan bir güneş bir anda her yerde farklı iş yaparsa hayat ve ruh sahibi olan ne yapar? Ruh böyledir. Peki bu ruhun sahibi Allah nasıl olur? Masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Masayı bu yapmış çünkü. Kainatı, zamanı, mekanı ve ruhu yapan Allah kainattan ve mekandan öncedir. O zaman buna benzemez. O zaman buna sorulan soruyu yapana sorulmaz. Mesela, ey bunu yapan akıl Hasan, bu beyazdır, sen kırmızı mısın? Sorulamaz.
Bu böyle kilosu var, aklın kilosu yoktur. Bu burada duruyor, herhalde benim ustam Bayrampaşa'yı işgal etmiş. Sığır mesela haşa, tanrısını, Allah demeyeceğim, tanrısını düşünse herhalde o acayip bir ağzı var. Böyle bastığı zaman dünyanın yarım kilosu, küre kadar otu alıyor içine. Yani sığır Allah'ını, haşa tanrısını kendisi gibi düşünecek, dört ayaklı. Bir adım atınca şarttan garba gidiyor. Kendi ölçülerinin dışında nasıl çıkacak? İnsan da Allah'ını düşünce kendi ölçüleri gibi düşünecek. Masada ustasını düşünse kendi tipinden düşünecek. Ama bu beni nasıl düşünebilir? Düşünün bakalım. Bu beni bilebilir mi? Ama ben yaptım tabii. Masa yapan masa cinsinden değil ve masadan öncedir. Bu masa beni ne kadar düşünebiliyorsa insan da Allah öyle düşünebilir. Masa ile ruh arasındaki farkı düşünün. İnsan ile Allah arasındaki farkı da böyle düşünce malzemesi olarak düşünebilirsiniz. Masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masaya sorulacak soruları masayı yapana sorulmaz. Zamanı ve mekanı yapana zaman ve mekana ait sorular sorulamaz. Mantık yoktur. Neye benzer? Suyu kim ıslattı? Sorulamaz. Niye? Su aslında kurudur. Birisi ıslatmış da ıslatıyor. Hayır. Su ıslatılmadan ıslatandır. Bir bardak suyun içerisine okyanusu boşaltın, suyu ıslatamazsınız. Çünkü ıslak kuru değil ki ıslatılsın. Soru da şu var. Suyu kim ıslattı? Yani kuruydu bu. O zaman su niye diyorsun? Suyu kim ıslattı diyorsun? Yani kuru olan suyu kim ıslattı demek istiyorsun. O zaman su niye diyorsun? Vagonu kim çekiyor? 9. 9'u 8. 8'i 2, 1. Lokomotif kim çekiyor? Sorulamaz. O zaman o da vagondur. Sonsuzun sonunda ne vardır? Sorulamaz. Mantıksızdır. Hem sonsuz diyorsun hem sonunda ne var diyorsun. Ayıp değil mi ya? Çok ayıp yani. Kendini niye inkar ediyorsun? Sonsuzun sonunda ne vardır? Hem sonsuz diyorsun hem son veriyorsun. Ayıptır da adama gülerler yani. Her şeyin bir kaynağı var. Hayır, her şeyin bir kaynağı yoktur. Onu yaptı, onu yaptı. Sıcağın kaynağı vardır ama soğuğun kaynağı yoktur. Aydınlığın kaynağı vardır ama karanlığın kaynağı yoktur. Siz şaşıracaksınız. Karanlık denen zaten bir şey yoktur. Nispidir, insanın düşüncesindedir. Bu gecedir. Karanlık yok ya. Yani. Zulümat kalbidir, karanlık aklidir, vehmidir. Bizim kıyasta, bizim dünyamızda vardır. Karanlık hariçte yoktur. Bu gece alemidir. Var zannediyoruz. Kendimizi tanıdıkça inan buralar öte orası oluyor. Burası değil. Odun dese ki odun üzerinde dolaşan bir karınca odundur ama değildir. Vallahi dolaştığım odun bir patlasa var ya içi dışına çıksa İçindeki nur, sıcaklık, ısı, duman alt üst eder burayı. Bütün karıncaları yakar. Her yeri aydınlatır. Aynı zamanda her yeri kapatır demez mi? Dünya da böyle. Bir patlasa hemen akar. Odunun yanması ne oluyorsa vefat anında da sen öyle oluyorsun. Hemen akar et. Odun buradadır. Yakın her yerdedir. Bir yerde olan her yerde. Ruh böyle işte. Ceset. Bir anda her yerde olacak. Odun yakınca nerede olur? Bayrampaşa'da bir yerde tutabiliyor musunuz? Allah. Göremezsiniz. Peki. Onların idaresinde, onların manevi seslerini hissetmesinde ve hacatların görmesinde birbirine mani olmaz. Ruhu şaşırtmaz. Yani ruh, madde organlar, karaciğerdir, böbrektir, dalaktır, beyindir. Dimada 7 mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, itizam, itikad. Niye sayıyorum? Kasten sayıyorum. Çünkü tıp buna akıl tektir. Kafaya tek koyuyor. Bozuldu bozuldu. Allah bilmem neyini verdi diyor. Tamiri yok. Oysa aklında, dimağda 7 mertebe var. 3. mertebedir taakul. Yani bozulursa ilaca mahkumsun. Bitti. Tamiri yok. Ama dinde hayır. Üst birim tamiri vardır. Çünkü felsefeye dayandığı için bu psikoloji, psikiyatri bölümü. Daha çok yavruların böyle şeyine bozuldu. Ne bozuldu? Akıl. Akıl özdür. Tözdür. Yani felsefe izlenir. Öz yani. Töz diyorlar. Öz yapıya.
Ben olan ben oymuş. Felsefe de töz diyor. Özbenlik. Oysa Risale-i Nur'da akıl bir alettir. Bize ne getirecek bunu anlatıyorsun Hasan? Akıl bozulursa bir alettir. Gözlük bozuldu. Allah bilmem ne üniversiteye atmıyorum ki kamera götürüyorum. Aklı da bozulursa kamera götürüyorsun. Ama bugünkü şeye göre akıl bozuldu bitti. Böyle dalin amin. İnsana müthiş bir cesaret veriyor. Mesela diyor ki bir tanesi bugün bana. Hocam diyor aklım gideceğinden korkuyorum. Hangi tarafım var ki korkuyor? Korkulacak yer var, korkan var. Yani acayip bir şey ya. Yani akıl üstü aklını kontrol ediyor. Aklıma mukayyet olamıyorum. Ha kim? Ben. Ya akıl dışında zaten. Benim aklım bunu anlamıyor. Demek ki aklın dışında bir şeysin. Bu benim gömleğim. Ben gömlek miyim? Sahip çıkılan, sahip çıkan benim. Benim gömleğim. Benle gömlek arasındaki farkı düşünün. Gir içeriye. Benim bedenim, benim atletim, benim bedenim, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum. Ya benim ruhum kaldırmaz ya. Ruhuma çok ağır geldi. Demiyor muyuz gündelik hayatta? Ha benim ruhum. Ha kimin ruhu? Benim ruhu. Hatta ruhunuzu niye kirlettiniz denilecek ahirette. O zaman ruh ayrıdır, ben ayrıyım. Kim o? Ben olan ben işte o. Ruha sahip çıkandır. Benim ruhum diyen ruh değil. Ruh sahip çıkılandır, mahluktur. O benim denilen o sensin. Onu bulmaya çalış. Her şeyden sıyrılırsın. O zaman cennet bile gaye olmaz. İsteyene ver onu. Bana seni gerek, seni demeye başlarsın. Kendi kıymetini bil. Çöplükte harcamazsın. Çünkü niye? F-16 ile gübre taşınmaz ki. Taklarla serçalına gidilir. Hani bu fıtratla, bu şeyle sırtına olmaz. Vursan zaten yenmez. Tankla serçeyi vurdun, yenir mi? Hazır pişmiş gibi. Hazır pişmiş. Yani pişecek şey de yok yani. Atomun ayrılmış. Allah Allah. Şimdi ruh hakimiyetine bakın şöyle. Duygularım, isterim, kaslarım, liflerim, beynim, düşüncelerim, gittiği, geldiği, kulağım, tak tak. Nasıl idare ediyorum? Bir böyle bir düşün. 10 saniye veriyorum size. Bir düşünün bakalım böyle. Peki, ne olur? Böyle bir hayal et. Sonra Allah da kainata böyle yapıyor. Şimdi, bir daha şey yapıyorum. Vücudunuza böyle bir hayal edin. Ben söylüyorum, geçin oraya. Dimağınızdaki mertebeler, düşünceler, o depolar, hayal, ne kadar hayal var, ne kadar düşünceler var, beynin, in kalbine, ruhsal yapına, hissiyatlarına, latifelerine, nefretine, sevdiklerine, nefret ettiklerine, ruhsal böyle, organlar da var, tamam. Şu cesede bir anda hakimiyete bak yani, hiçbir şey yok gibi. Ha, sen nasıl böyle hakimsen, Allah da kainatı böyle hakim. Allah'ın nuru semavat veler. Ruha, cesede ruh nasılsa, Allah'ın nuru kainat öyledir. Su buza nasılsa esma kainat öyledir. Su buz ilişkisini düşünün. Buzun neresinde su vardır? Orası, kainatın orasında esma vardır. Bir daha söylüyorum. Çok mühim. Tefsir okuyanlar da var. Aralarında. Onlara diyorum. Bak. Buzun neresinde su var? Odunun orasında esma var. Cebrail'in orasında esma var. Cennetin orasında esma var. Buzun içinde demeyesiniz su var. Sakın ha, dişin olacak. Yani bunun içi var, dişi var. İçi su, dişi bardak. Ayrı şey olunca. İçi dişi yok. Buzun içinde su var demeyesin. Su buz olarak ifade edilmiş. Buz suyun sıfatıdır. Şu mevcudat esmanın sıfatı. Dışa vuruşudur. Erit hemen su. Dünyayı erit hemen ahiret. Uzak falan değil, öyle bir şey yok. Burası zaten oranın menzili. Hemen tenteneli verte. Yaktığın anda neresindeydi ya bu dumanla nur? Ha, dünyanın orasındadır ahiret. Odunu yakınca ne oluyorsa dünyayı yakınca da öyle olacak. Yakmayasınız yarın dünyayı. Ahirete geçeceğiz. Allah Allah. Ahiret, acayip bir yer. Hiç ruhumuza uygun değil burası. Misafir olduğumuz her alemizde belli.
hiçbir şeye benzemiyoruz. Duygularımız, isteklerimiz, emellerimiz, arzularımız, gadaplarımız, hiddetlerimiz. Acayip bir şey ya, velveleci bir insan ya. Hiçbir şeye, sığıra benzemiyoruz ya. O da buralı değil, hakikaten benzemiyor o da. Ağaçlar falan. Bir garip alem burası ya. Tuhaf bir yer yani, hakikaten nereden geldik buraya? Mesela şöyle düşünün. Bir kahvehanede düşünün, her türlü rezil işleniyor. Beni de tanıyorsunuz. Bir kısım insanlarınız da var orada. Ben de gitsem yani orada. Allah Allah, Hasan abim burada ne iş var ya falan. Şaşırsın değil mi? Ha, buna da benzemiyor. Allah Allah, insanın fıtratına bak, dünyaya bak. Allah Allah, burada ne işi var bunun ya? Bunun burada ne işi var der yani, şaşırır insan. Hasan abi, o zaman bir işi var demek ki burada. Yapması gereken bir işi var. Limana uğradı. Yani Hasan abi kahveye gidiyorsa orada çok önemli bir işi vardır. O yüzden oraya gidiyordur. Yani insanın da... Burada yapacağı bir işi var. Yoksa buralı değil. Evet. Burada da değil. Buraya da olamaz. Mesela ciğerim hava istedi. Midem gıda istedi. Doğru. Oraya uygun. Sustu. Yani ruhun isteklerini nasıl susturacaksın? Beka istiyoruz. Ebed istiyoruz. Sonsuzluk istiyoruz. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. Ya ne istiyorsan bir tane söyle de olsun dünyada ya. Bir tane. Mesela mal, araba düşkünlüğü, jipi verdik. 15 gün sonra yine alıştım. Adam koca araba fabrikasıyla mutlu olamadı. Sen jipiyle mi mutlu olacaksın? Honda fabrikasının sahibi intihar etti. Fiat sahibi, fabrikanın sahibi intihar etti. Kardeşi intihar etti. Bildiğim için söylüyorum. Adam Honda fabrikasının sahibi fabrikayla mutlu olamadı. Din olmadığı için sen o fabrikadan çıkan Honda bir jiple mutlu olacaksın, öyle mi? Adam fabrikayla mutlu olamadı ya. Onların o tipte zenginleri çok rastlıyorum ben burada Türkiye'den, yurt dışında. Ne diyor biliyor musun? Hocam işim, aşım var. Eşim, işim var. Ama mutlu değil. Niye? Öyle bir armatör biliyorum ki. Yani dünyanın çeşitli yerlerine gemileri kalkıyor Şile. Sen hocam dedi bana dedi, dün akşam hocam sen nerede geçirdin geceni? Allah Allah, yatakta. Yatabildin değil mi dedi. Ne yapacaktım ya? Uykun geliyor mu? Allah Allah. Demedim böyle falan, garip garip. Ver bakayım ne diyeceksin sen? Ya dedi ben sabah kadar balkonda sigara ve çayla geçirdim. Yatamıyorum. Acaba Libra'daki o baraj yapıyormuş hani. Ne oldu? Bilmem şeydeki Türkiye Cumhuriyetler'deki o termik santrali ne oldu? Türkiye'deki o tır şeyler var ne oldu? Gemi ne oldu? Uykum mu kaldı? Ondan sonra kafayı koparıp şey yaptım, bıraktım dedi. Ama ya ben senelerden beri mutlu olacağım zannettiğim şeyler benim sıkıntımı çoğaltmış. Yani mutluluğumu verdim, mal elde edeyim diye. Mal elde ettim, mutluluğum yok. Ne yapacağım ben şimdi bu malı? Elimde kaldı, huzur yok. Başını yasın diyor, aynı böyle diyor. Ben sana bir mutluluğu söyleyeyim. Git dedim, şuradan bir çay söyle, limonlu bir çay olsa. Yanında da bir peksimet koy. Gel bak kuru ek. Peksimet mi hocam? Hep tamam, gel buraya. Bir çay, bir şeyin de denk gelmiştik. Otur koy. Al, bunları yer bakalım. Çay da iç. Ben sohbet edeceğim sen diye. Bir de biliyor musun? Hocam diyor, çok ciddi bir hakikatten var mısınız? Bizi psikoloji biliyordu da gelmişti hakikaten. Ruhu tatmin edemediğince huzur yoktur. Huzur bulamazsınız. Yok yani. Benim işim biraz bu. Size sifri hitap etmiyorum ha. Yani psikolog olan arkadaşlar da bir araya geliyorlar. Bizim bildik. Sen bize o dümağın mertebesini anlatsana. Biz kafaya tek diyoruz, akıl. Sen 7 mertebe diyorsun. Bir de her bir birimin ifrat tefrit vasat diye onlara da anlatıyor. Ama benim fikrim de burada. Duygu kontrolü nasıl yapılıyor? Yani acayip bir şey ya. İnşallah bunu dua edin de haritasını çıkartmak üzere. Dümağın haritasını yapıyorum. Ya bu kalp ne oluyor? Yani mesela kalp daha patron yani. Ruhta ilişkisi. Tabii şöyle diyeyim. Şimdi
Kalbi sevin, kalbi muhabbet. Onu anlatayım. Kabatas'tan anlatayım. Buz, su, H2O, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, ene. Şimdi arkadaşlar, bu elimde saydım. Ama hepsi aynı yerde var, buzda. Buzda su yok mu? Bir yere gitme, böyle gittim ama. Buzda su yok mu? Var. Aynı yerde H2O yok mu? Aynı yerde enerji yok mu? Esir yok mu? Madde. Aynı yerdeyiz. Burada işte. Suda, buzda su nasıl varsa, suda H2O nasıl varsa, cesette ruh öyledir. Kalp öyledir, ruh öyledir. Akıl öyledir. Görünüşü buz. Ama bütün süreç orada. Odun düşün, nur, enerji, esir, maddi hayat. Ya, burası burası değil ki. Hafif bir araladığın zaman yırtılası geliyor. Bir kardeş dedi ki bana, bir çarşamba dersi var bizim, enfüs dersi. Şey için sordum, hani bu kalp ayağıyla seyre sülük vesaire üstad anlatıyor ya, o kalp ayağıyla, işte o acaba kalp ile ruh ilişkisinde. Yani kalp, ruhun içerisinde yani bir süreçtir. Yani bir el parçası kastedilmedi belli. Değil. Orada tezer, kalple şeyi, şu et parçasıyla kalp arasındaki farkı sarlaşayım. Mesela elektrik ocağını koy oraya, fişi tak. Elektrikten orada ısı gelir. Wolfram telini tak, ışık gelir. Ondan sonra bilgisayara nur olur. Görmediğime inanmam diyene tuttur, gebertir. Torna tezgahında güç olur, asansörde güç olur. Süpürge makinesinde hareket olur. Elektrik nedir? Her şeydir. Elektrik diyemezsin, ısı diyemezsin, güç diyemezsin, katı diyemezsin. Elektrikten kasıt ruhtur. Ocak çeşitleri onun detay hisleridir, organlarıdır. Çünkü elektriğin tipi yoktur, yaşı yoktur. Yaşı yok, hacmi yok, kütlesi yok, mekanı yok. Ya gözümüzün önündeki elektrik var, yok. Hiç kimse görmemiştir. Görmediğime inanmam diyene tutturuyorsun, gebertiyor, katil oluyor. Olmayan şeyi öldürüyor. Bu abi bahsetmiş olduğunuz tatminsizlik var ya, işte Ford'un sahibinin intihar etmesi. Alemi ahirete de bir delil değil mi? Hani 29. sözde şu dar-ı dünya beşerin ruhunda mündemiş olan hadsiz istidatların sümbürlenmesine müsait değildir. Demek başka bir aleme gönderilecektir diyor. Yani o tatminsizlik de aslında alemi ahiretin vücuduna da bir delil olmuyor mu? Ya. Mesela aynen. Anne karnındaki organları, ayağı bana izah et oraya. Oraya niye takılmış ayak? Anne karnındaki gözü oraya göre izah et bana. Niye takılmış? Anne karnındaki kulağı bana izah edin. Bir tanesi izah etsin. Orada yaradığını söylesin bana. Ne olur söylesin. Niye takılmış o zaman? Nereye gidecekse kullanacak organları önceden takılmış. Nereye gidecekse hangi organ lazım? Abi baktı ki ayak lazımmış buraya gelince. Değil mi? Aa göz lazımmış. Oraya gelecek. Anne karnındaki organlar nasıl dünyayı ispat ediyorsa, insanın ruhtaki tatminsi, o istek ve arzular ahireti gösteriyor. Ayak yürümeyi, kulak sesleri, göz, renk ve şekilleri, akıl, ilim dünyasını vesaire göstermiyor mu anne karnında? İşaret etmiyor mu? Ben böyle bir aleme gideceğim demiyor mu organ? Organ böyle diyor, orada bir şey yaramıyor. Ha, bu dünyada da ruhumuzdaki istekler, emeller, arzular işe yaramıyor. O istekleri, isteklerin olması gereken bir yere işaret ediyor. Mesela şöyle diyebilir misiniz? Ben en insaf diyeceğim. Bendeki beka arzusu hiç diye delalet ediyor. A şıkkı. Bendeki beka arzusu bekaya işaret ediyor. İşaretle. Benim gözümü yapan kördür, görüyordur. İşaretle. Ben sana Allah var diye söylemiyorum. Sen işaretle, Müslüman olduğundan değil. Benim gözümü yapan kördür, görüyordur. Bana kulağı veren sağırdır, işitiyordur. İşaretle. Bir tanesi söyledim, sen bana hep Allah söylettirmeye çalışıyorsun dedi. Ben sana Allah söyle dedim mi diye. Eğer söylemek mecburiyetin kalıyorsa söyle yani, korkma o zaman. Dedim ki ben kalem al, kalem getir. Niye Allah var dedi bana.
niye var? Sen var olduğun içindedir. Ha? Mesela gözü bana veren kördür, görüyordur. Kulağı bana veren sağırdır, işitiyordur. Aklı bana veren akıllıdır, akılsızdır. Hayatı veren canlıdır, cansızdır. İşaretle. Hep bana Allah söyletirmeye çalışıyorsun diye. Bak oraya mı çıkıyorsun? Çık o zaman söylesene, niye çekiniyorsun? O da inat duygusu var. Tabii yani sizin. İşte onun kardeşin dediği gibi insanın fıtratında, insanın yapısındaki emeller var. Arzular var, istekler var, ufukları var, istidat ve kabiliyetler var. Hiç buraya uygun değil ki. Bir anda her yerde olma istidadımız yok mu? Var. Hem isteklerimiz yerine gelmesini istiyoruz. Dert istemiyoruz. Ama kurtulamıyoruz beladan da. Abi bu üstad kalp sır, bir de sır dediği bir şey var. Ruh diyor, bir de sır diyor. Oradaki sırdan mana ne anlamı oluyor? Daha arkada. Daha arkada yani Esma'nın ruha en yakın olan meratibi. Yani hemen zahirde keşfedilmeyen mahiyet tarafımız. Sır hakkında 5-6 ders var. Oraya havale ediyorum çünkü uzun. Nur dersinde en az 6 tane ders var benim sır. Çünkü hemen geçmek istiyorum çünkü niye? Sıra girdim mi? Çünkü zevkli bir şey. Nurdersi.com'da. Ruha nispeten uzak yakın bir hükmünde. Mesela ruh nerededir cesette? Bilmiyorum. Tırnakla orası uzak. Nereye uzak ki? Ruh nerede ki? Kafa yakın. Yani ruha tırnakla saç, sağ kolla sol kol aynı. Yani uzak yakın yok ki. Ruha nispeten öyle uzak yakın yok bir şey. Mesela odun nura ne kadar yakın? Ne demek ya nura ne kadar yakın? Bak odun nura ne kadar yakın? O ne olmuştur? Donmuş hali. Bu suya ne kadar yakın? Sonsuz. Ne demek sonsuz? Allah bize şah damarınızdan daha yakın. Allah bize sonsuz yakın. Buz suya ne kadar yakın? Sonsuz yakın. Sudan yapılmıştır. Esma'dan yapıldığımız için öyle deniliyor. Ruha nispeten uzak yakın bir hükmünde birbirine perde olmaz. Ama var işte. Duygularım oluyor. Şu anda böbreğimde çalışıyor benim. Sizin de. Karaciğer, kafalar, hücreler, trilyonlarca faaliyetler oluyor. Moleküller, savunma sistemi falan, hastalık. Olmuyor mu arkadaş tersi? Bende mi oluyor? Hepinizde oluyor. Peki ruhu şaşırtıyor mu? Aynı zamanda size bak tebessüm ediyorum, konuşuyorum, bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ama arkada neler oluyor? Ruh için bir iş bir inç. Yani binlerce iş bir iş gibidir. Bir daha söylüyorum, bir sade geçen bu cümledir. Nihayetsiz iş bir iş gibidir, kolaydır. Mesela güneş, nihayetsiz otları, nihayetsiz yaprakları, mahlukatı, ısıtma, büyütme. Yani güneş ne yapıyorsa, bütün işler tek iş ki kolaylığında var. Nurani olanlarda sıra mela yoktur. O büyük, dağ vurduğu gibi zerreye de vurur. Ya yoruldum artık demez güneş. Ona çok yoruldum ya, uf, dağ vur, bilmem nereye vur. Öyle bir şey yok. Ruhta da öyle. Peki yaratılan bir güneş, mahluk, hayatsız ve ruhsuz. Ruh ise yaratılan bir mahluk. Böyleyse masayı ben yapmıştım, masadan aramdaki fark. Peki bu ruh böyleyse, bu ruhu yapan zat nasıldır? Onunla gurur duymak lazım. Allah ile gurur duyuyoruz. Allah ile iftihar ediyoruz. Hakikaten Allah ile iftihar edilecek bir şey ha. İftihar edebilene de ne mutlu. Allah ile gurur duyuyorum. Aa ne kadar hoş bir şey ya. Keyifli bir şey. Nünker Nekil yalnız size diyecek ahirette. Nereden geliyorsun? Allah ile gurur duyduğun bir yerden geliyorum. O sana ne diyecek ya? O zebani değil ki. Nereden geliyorsun kardeşim? Dershaneden geliyorum. Maçtan geliyorum değil ya. Kahveden gelmiyor. Allah. Ölüm kadar harika bir şey var. Kafesten ruhun kurtulmasıdır. Vallahi acayip ya. Kendini tanıdıkça öteleri özlüyorsun. Burada çok yabani ve yabancı olduğunu, çok uzakta kaldığını. Böyle bir ders var sitede. Ben kayboldum. Beni bulan
bana haber versin. Bir daha söylüyorum. Ben kayboldum. Beni bulan bana haber versin. Başka bir ders var. Kendimi çok özlüyorum. Yani iç hep dışarıda yaşadım. Ne derler diye. Ne derler diye aldım, yaptım, gittim. Binaları yaptım, arabalara bindim. Hep hariçte yaşadım. Hiç kendime dönmedim. Kendimi özlüyorum. Üşüyorum artık. Yalnız kaldım. Oysa içeriye girdiğin zaman, üf kimler varmış ya. Bir tane şey, bir arkadaş güldürdü de bizi. Olmuş bu. Adamın elektrikleri kesilmiş, internet ve televizyon gitmiş. 1-2 saat. O zaman karısıyla çocuklarıyla, vay be Allah ne var ne yok falan. Dedi ki, 1-2 saat elektrik kesildi, hanımla çocukla tanıştım dedi. Çok iyi insanlarmış. Onlar da çok iyi insanlarmış. Bizi ne yapmış? Perişan etmiş. Ben size bir hayatın bir lezzetini anlatayım. Araba almak, uçak almak demiyorum. Basit ya. Bir tane mısır al. Ya kestane al. Pişir. Ayrı tabakta sakın ha. Sofra sil. Bir de çay koy. Ananı, bacını, karını, çoluk çocuğu koy etrafında. Mısırı çayla yiyin. Bir görüşün, tanışın. Sevin yani. Basit bir şey ama bütün bizi bütüne getiren basit bir şey. O odada, orada, sofrada bile ayrıştık. Onun tabağı, bu bunun tabağı. Aynı yere kaşık atmadık. Hep ayrıştık her yerde. Tabakta ayrıştık, odalarda ayrıştık. O ayrı tabakta, ortaya çorbayı. Ya, koy sofrayı o şeyi, bezini. Otur yere. Mısırı patlat, fazla başka bir şey değil ki bak. Bir mutluluk için yani. Uçmak, kaçmak gerekmiyor. Böyle koltuğuna sor, evladınla oynarken bir çayını iç ya. Anacığım nasılsın ya, ne yaptın bana, nasıl, ne yaptın? Şöyle bir şey yapın ya. Hepten acayip olduk ha, yabancı olacaktık birbirimize. Kendimize yabancıyız, kendimize barışık değiliz. Kendimizi sevmiyoruz ki başkasını sevelim. Adamı diyorum ki telefonu kapat, kendini sev ya. Benimle alakası yok, ben camilerde bahseden insanım. Her türlü tulum bile oynuyor, horon havası bile çalıyor, bir şey demiyor. Ama taşlandı kızıyorum ya. Orasının. Yani kardeşim kendini sev, kendine değer ver, kendine katkı yap. Kendin bana bu lazım. Çok önemli benim için bu diyeceksin. Deyip kendine katkı yapacaksın. Unutabilirsin onu demiyorum. Kendini sev ya. Kendisiyle barışık olmayan dışarıda barışık olur mu? Uçsa kaçsa bile. Sizinle kavgalı olan kendisiyle de kavgalıdır. Kavgalı olmasa yapamaz mı? Kim olursa olsun. Kendimizi, arkadaşlar özlemediniz mi kendinizi ya? Nasıl bir şeyim ben ya? Sonra utanacağız kendimizden, Allah Allah. Geç böyle, biraz tefekkür et, kendini dinle. Kendinle meşgul ol biraz. Hariçte dolaşma ya. Ne derler diye araba alalım, ne derler diye. Olmaz ya kardeşim. Arabayı alacaksın, garaja koyacaksın, kalbe koymayacaksın. Tamam, parayı cebine koy. Yoksa cebi bak benim cebim var. Ya cebine koy, kalbine koyma. Yani kendine kıymet ver. Değer ver. Kitap oku. Bir Kur'an oku. Bir salavat getir. Arabayla giderken şarkı türkü dinince ama al bir tesbih. 100 defa kadisi şeriftir. Okunan yerde cin dadansa bile def olur diyor. La ilahe illallah ve ahdahu la şerike le. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhi ve yumit ve vahayin la yumut beydin hayl. Ve ala künni şeyin kadir ve ileyin masir. Hani 20. mektubun başı ve tesbih affettir. Veya la havle. Hadiste la havle de geçiyor. 100 defa ya. Buradan Topkapı'ya giderine kadar yaparsın. Ondan sonra seyret. Lezzete baş. İlk önce sıkıntı olur. 10 tane olana kadar. Ulan şeytan diyor ki ulan nereden çekti bu? Ulan rezil Hasan'a bak ya ne öğretiyor filan. Şimdi öyle diyor adam. Şeytan öyle diyor. Rezil adam nereden öğretiyor bana? Ay, 10 tane 20 tane bende öyle oluyor. Sizde de öyle. Ya çekme şimdi nerede ya dersen de yaptın ha. Bana. Adam yani adam işini biliyor. Hemen çek 100 tane bak nasıl lezzet hazır. Bir bak ha sıkıntı var. Bir salavat çek ya 100 tane. Ben başkasına değil. Böyle çek. Allah'ım selam selam. Allah'ım selam selam. Salavat seni dairesine alıyor. Şahsiyetine giriyorsun.
korumaya gidiyor. Hasan abi diyorlar ki Kur'an'da 4 defa Muhammed geçiyor, hiçbirinde salavat yok. Bunu söylemeyin diyorlar yani artık. Mezhepsizleri bırakacaksın. Ustad diyor ki, yani. Dinsizliklerini mezhepsizlik olarak ifade ediyorlar. Duydunuz mu cümleyi? Bediüzzaman diyor. Dinsizliklerini, onlar dinsizdirler. Nasıl diyorsun? 20'de sözler mi? Dinsizliklerini mezhepsizlik olarak gösteriyorlar. Batılla uğraşmayın, cevap vermeyle uğraşmayın. Çünkü onlar bir tuzaktır. İhvan-ı Müslümin'e yaptılar. Emirdan da geçiyor. Komünistler, dinsizler, oranın kemalistleri soru sordular İhvan-ı Müslüm'e. Soru cevap, soru cevap onunla falan derken İhvan-ı Müslüm halkla meşgul olamadı. Ömer Dağ'da diyor ki Nur Talep öyle bunu yemez. Soru cevap, ben kalbim meşgular. Ne yaparsa yapsın. Biz bu sefer muhtaç olanlara otobüste, trende onlarla meşgul olacağız. İhtiyaç sahipleriyle meşgul olacağız. Zındıklarla uğraşmayacağız. Zındıklarla uğraşmayız. Biz ehli sünnetiz. Mezhebimiz vardır. İşine mi geliyor kardeş? Girersin. İşin yoksa sana selam, mal selam. Cehenneme kadar gidebilirsin. Zındığa öyle dedim. Vallahi caiz olsaydı daha kolay dinsizliği öğretirdim sana ama caiz değil dedim. Maalesef inkar ettin ahirete gidiyorsun dedim. Çok tuhaf olmayacak mı? İnkar ettiğin ahirete gidiyorsun. İnkar ettiğin yere gidiyorsun. Çok acayip olacak onlara. Öyle sarsıldı ki maalesef, sana göre maalesef. İnkar ettiğin yere gidiyorsun. Abi bir tanesini sana bir güldürürüm size. Nasıl az kaldı? Söylemeyeyim ilçeyi, tutayım. Bir ilçenin dev solu getiren adam. Bundan 1,5 ay önce öldü diyeyim. Ölüme şey diyormuş, fiziksel olaymış. Fiziksel. Kanser oldu mu? Dedim ya Rabbi, benden yaşlıyım. Allah affetsin dedim abramacım. Ya Rabbi, bunun dedim ölmeden önce, benden önce ölse, ölmeden önce bir yatakta, bir hastanede, kimse yokken, herkesin yanında değil. Ya ben bununla birkaç tane, 5-6 dakika olabilecek miyim acaba? Öyle arzulamıştım ki sanki cennet. Hikmet ilahi denk geldi. 1,5 ay önce vefat etti. Gittim, takviye çıkar, takviyesiz. Evine gittim. Şaşırdılar. Konuşamıyor, ne diyorsam onlara nakledemeyecek nasılsa. Bana böyle dedi diyemeyecek. Tamam, kanser öyle, hiç konuşamıyor. Yapıyor. Hep duyuyor. Aklı yerinde. Gittim. Ne haber? İyi misin dedim. İnan yatakta. Tabii gittiler hanımı vesaire. Ondan sonra ben bunun arkadaşıyım, yoldaşıyım dedim. Yoldaşımız bu benim. Yoldaş. Solcu. Yoldaş ama çıkartmış. Olanı söyleyeceğim size. Dedim, yoldaş ne haber? Tanıdı beni. Böyle baktı. Merak etme, ölüm fizikseldir. Ahiretten de kızıyor. Şimdi ne yapacaklar biliyor musun sana? Bir de bakıyorum kapıdan gelen var mı? Bir dedim, bu bizim memlekette erik var dedim, dikenli böyle. İstemiyor bana. Söyleme konuşmamı, böyle bir diken. Ağzından gövde çıkmış. Hadiste geçiyor. Bütün zerratına kadar kökü var, dikenli. Ölüm anında onu sökmek gibi, çekmek gibi çekeceksin. İlk. Öyle korkunç gelecek ki Azrail sana ama öyle nasıl hareket ama bağıramıyor ki. Bağırsaydı beni tutuklarlardı. Dedim ki, kokuların dünyada ne kadar pis koku varsa hepsini toplama. Ne kadar korkunç sesler varsa hepsinin toplamı. Ne kadar korkunç şekil varsa, Azrail ona öyle olacak. Hepsinin cemi gibi sana gelecek öyle. Kabire girdiğin zaman, o yılan çıyan hiçbir şey değil. Ama nasıl kuduruyor, kafayı çeviriyor. Merak etme, korkma. Niye? Ölüm zaten böyle olmayacak. Sana göre fizikseldir. Şimdi biraz sonra göreceksin. Ölüm neymiş? Bu kadar insanları ifsad et. Onların bedelini nasıl ödeyeceksin? Nasıl bağırdı?
Haberi yerden sokmuşsun abi zaten. Yani çünkü kaç kişi ifsat etti. Şu anda sesimi duyuyor. Bir o duyuyor, duyuruyorlar. Ya, şimdi gidiyoruz. Ölüm fizikselmiş. Ruh fizik değil ki. Ya. Sonra duydum ki çok ilginç. Şey istemiş, tesbih istemiş artık ne yapacaksa. Benden sonra 1,5 ay işte vefat etti. Çok zehirlemişti ilçeyi. Evet, bir de bu tarafı var. Ama bir de var ki adam buradan gidiyor. Nereden geliyorsun Nüker Mekir? Kardeşim, dersten geliyor. Ben böyle bir ölmüştüm. Daha önce öleniniz var mı? Yok değil mi? Ben rüyada ölmüştüm de. Selam verdim. Selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam. Hasan kardeşimiz hoş geldin. Aynı böyle. Mükemmelir. İnşallah böyle olacak. Hepinize de bana da böyle olacak. Ondan sonra. Hatta mükemmelir ya. Arkadaşlar sürpriz yok. Benim onunla kavgam yok ki dünyada. Orada kavgam olsun. Mükemmelir soruyu bana burada sordular zaten. Orada ifade ediyorlar. Böyle mi dedin diye. Soru burada soruluyor. Çıktım Bayrampaşa'da açık saçık geliyor. Allah soruyor sana. Ya bakma. Bakacak mısın bakmayacak mısın? Soru burada. Cevabı orada alacaksın. Burada bakmadın. Orada baktın çıkar mı defterde? Burada baktın. Bakmadın çıkmaz. Tamam. Bakmamışsın da baktı çıkmaz. Bu soruyu burada soruluyor. Mükemmel burada. Orada onun hakikatini ifade edecekler sana. Soruyu burada soruyorlar. Veriyor musun, vermiyor musun? Yapıyor musun, yapmıyor musun? Kılıyor musun namazı, kılmıyor musun? Namazdan kalkıyor musun, sabah kalkmıyor musun? Soruyu burada soruyorlar. Soruyu burada sordu, cevabı kaydetti. Hasan kardeş sen sabah namazına 5 dakika daha yatayım dedin ve sabah namazı gitti. Ama işe fırladı. Bak böyle bir şey olmuş. Bana hatırlatacaklar mükemmel. Orada ne işe yarayacak ki? Yaptım atacaklar, yüzüme söyleyecektir o kadar. Mahkemede hükmü söyler gibi. Soruyu burada soruyorlar kardeş. Bakıyor musun, bakmıyor musun? Kılıyor musun, kılmıyor musun? Kitap okuyor musun, okumuyor musun? Burada soruluyor sana. Orada ifade edilecek. Sürprizlik yok kardeşim, nasıl yaşıyorsan o çıkacak. Dedi ki, Hızır abi bize katkısı olan. Dedi Hızır abi ne diyeceksin Allah'a? Nüker Mekir'e, ne demek ne diyeceğim dedi ve kıptı. Ben Rabbuki deyince ne diyeceksin Rabbun? Diyeceğim ki kardeşim, Nüker Mekir'e diyor. Ben atomdanım, sen esirden. Allah'ı esir boyutunda mı anlatayım, atom boyutundan mı anlatayım? Rabbin kimdir? Esirden anlatacaksın. Allah Allah. 12. lemadan söyle. Elhamdülillah, iyi ki Müslümanız. Ümitle yaşıyoruz. Buradaki sıkıntıları bertaraf eden ümitlerimizdir. Ümit ne kadar aklımıza yakınsa, yani ahiret, ne kadar alemimize oturmuşsa, o kadar dünyadaki hadiselerden sıyrılırız. Son şey okuyayım. Ruha nispeten uzak yakın bir hükmünde birbirine perde olmaz. İsterse çoğunu birinin imdadına yetiştirir. İsterse bedenin her cüzüğüyle bilebilir, hissedebilir, irade edebilir. Ruh bir tek hakikattır. Yani zahirde odun gözüküyor ama nur çıktı ya. Nur çıkınca odun modun yok, her şeydir. Ruh da böyledir. Yani bedenden çıkınca her şeyi görür. Her şeyi işitir. Her yerdedir. Nasıl her yerdedir? Bu odundan çıkan nur Bayrampaşa'nın her yerinde de. İstanbul'un her yerinde de. Odun ya bu. Hayvan bile değil. Nebatat, hayvanat, insan. Sırayla gideyim istedim. Nebatat, hayvanat, cinler, melekler, insan ve Allah. Başka bir şey yok. İnsan ile Allah mabeyinde bir berzah yoktur. Odun yandığı zaman her yerde... benim ruhum hadi öyle olur. İsterse bedenin her cüzüğüyle bilebilir, hissedebilir, irade edebilir. Hatta çok nuraniyet kesbetmiş ise her bir cüzüğüyle görebilir ve işitebilir. Dünyada da öyle. Ne kadar ruhu cesedine galip insanlar varsa o nispette arkayı da görür. Mesela ben külliyatta bir tespitim var. %10 çalışıyor kafa, biliyorsunuz bunu. Fizin söylediği. Benim tespitime göre şöyle bir şey var. %50, 60
dimağın %50'si çalışsa var ya, gelecek olmaz. Gelecek kalkar. Bir sene sonra ayın ne zaman tutulacağı belli değil mi? Formülü yok mudur? Ha, her formül edilebilen şey gelecek değildir. Hep gayb değildir. Bizim için örtülmüştür. Formül için, ilim için geçmiş gelecek vardır. Formül edilemiyor mu? Formül edilebilen her şey gayblıktan çıkmıştır. Gayb cahiller içindir. Bir sene sonra ay nereden tutulacağını söylüyor. Yağmurun ne? Bak formül edilebiliyor. Daha %10 çalışan kafayla ayın nereden tutulacağını, güneş nereden doğacağını biliniyor. Formül edilebiliyor, hesap edilebiliyor. İlim geleceği aralıyor. Bu kafa %50 çalışsa dün, bugün, yarın olmaz. Karşı yandaki duvardaki adamın beynindeki dalgayı bile görürüm. Ne düşünebilirim ve insanlar hakkında artık gayb olmaz. Herkesi görürüm, içini. Sen de beni görürsün. İyi ki böyle olmamış ya. Hani akıl, beynin yaymış olduğu dalgayı köpekler görür, hayvanlar görür ve çocuklar da görür. Yaymış olduğu dalgayla çocuk beni seviyor mu, sevmiyor mu? Kedi beni seviyor mu, sevmiyor mu? Köpek benden korkuyor mu, korkmuyor mu? Gözüküyor. Cinler de görüyor. Benim, senindeki cin, bendeki düşüncemi söylüyor, sana söylüyor. O gaybi bildi. Ne gaybi ya? O enerji olduğu için esir, cinler de esirden yapıldığı için görüyor işte. Korktuğun zaman siyah. Tamam, siyah, bir rivayete göre kırmızı. Korkmadığın zaman yeşil veya beyaz, dalga boyu, aa korkuyordur. Gayipteki realitedir, benim gözüm o boyutu görmüyor diye. Eğer ruh bedene galip olursa, o nispetle insan geçmiş, gelecek, hal, haziran hükmünde oluyor seviyesine göre. Atosla diyor ki, hissiyat insaniye ruh seviyesine çıkarsa, değil mi? Mazi ve mustakbel, haziran gibi olur. Kalp ve ruhun derece hayatına geç diyor. Çok uzak zannettiğin o şeyler hep hazırda olur. Kalbin ve ruhun derece hayatına girmek. Öyle de velillahi vesilelâle Cenab-ı Hakk'ın madem onun bir kanunu emri olan ruh, küçük bir alem olan insan cisminde ve azasında bu vaziyeti gösteriyor. Elbette alemi ekber olan kainatta o zat-ı vacibül vücudun irade-i külliyesine ve kudret-i mutlakasını hadsiz fiiller, hadsiz sadalar, hadsiz dualar, hadsiz işler hiçbir cihette ona ağır gelmez. Birbirine mani olmaz. O Halik-i Zülcelal'i meşgul etmez, şaşırtmaz. Birbirine mani olmaz. Bütünü birden görür. Bütün sesleri birden işitir. Yakın uzak birdir. İsterse bütününü birbirinin imdadına gönderir. Her şey ile her şeyi görebilir. Sesleri işitebilir. Her şey ile her şeyi bilir ve hakeza. Yani ruhta da böyle. Her şeyle her şeyi duyuyor. Her şeyle her şeye bakıyor. Ruh böyle yaşadığımız bir hayattan ötekisine intikal ettirmek. Yani ruh bedene nasılsa Allah kainatı, Allah'ın esması kainata böyledir. Vahirde vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Selamun aleyküm.